arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir doğrunun eğimi ne demektir? Onu inceleyeceğiz. Eğim nasıl hesaplanır? Buna bakacağız. Eğimin bazı özel doğrularda, dik doğrular, yatay doğrular gibi özel doğrularda kaça eşit olduğunu veya olup olmadığını, eğimin tanımlanıp olmadığını inceleyeceğiz. Bunlarla ilgili de örnekler yapacağız. Yine ne yapalım? İlk önce isterseniz her şeyden önce doğru ne demekti? Doğrunun grafiği ne demekti? Bunları bir hatırlayalım. Biz ilk olarak şunu söylemiştik. AX artı B'ye eşittir. C şeklinde bir eşitlik var. Burada A, B ve C birer reel sayı. X ve Y bilinmeyen. A ile B aynı anda sıfıra eşit olamıyor. Yani A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamı sıfırdan farklı. Biz bu şekildeki bir eşitliğe iki değişkenli doğrusal denklem demiştik. Ardından da bir tane teorem vermiştik ve bu teoremde de şunu söylemiştik arkadaşlar. Demiştik ki AX artı B'ye eşittir C şeklinde verilen iki değişkenli bir doğrusal denklemin grafiği arkadaşlar bir doğrudur demiştik. Bunun karşıtı olarak da şunu ifade etmiştik. Dik koordinat sisteminde bir doğru size verildiğinde o doğrunun denklemi de AX artı B'ye eşittir C şeklinde bir iki bilinmeyenle doğrusal bir değişkendir, doğrusal bir denklemdir diye ifade etmiştik. Gelelim şimdi neyin tanımına? Doğrunun eğiminin tanımına gelelim arkadaşlar. Bir doğrumuz var. Bu doğru iki farklı noktadan geçiyor. P1 ve P2 gibi. Burada P1 noktasının koordinatları x1, y1 sıralı ikilisi. P2 noktasının koordinatları da x2, y2 sıralı ikilisi arkadaşlar. x1 ve y1 sıralı ikilisinde biliyorsunuz birinci bileşene biz absis, ikinci bileşene ordinat diyorduk. Böyle bir doğrunun eğimi için şu tanımı yapıyoruz. y2 eksi y1 yani iki noktanın ordinatları arasındaki farkın neye bölümü? x2 eksi x1'e bölümü. Yani ordinatlar arasındaki farkın absisleri arasındaki farka bölümüne eşittir diye tanımlıyoruz. Burada paydadaki ifade x2 eksi x1'in sıfırdan farklı olması lazım. Bu bölümün tanımlı olması için. O yüzden de arkadaşlar x2 x1'den farklıdır diye ifade etmek zorundayız. Aksi takdirde çünkü bu bölüm tanımlı olmayacaktır. Peki y2 eksi y1 ne demektir? y2 eksi y1 dediğimiz ordinatta meydana gelen değişimdir. Yani dikey değişim veya yükselti olarak da adlandırılıyor. x2 eksi x1 ne demektir? O da yatay değişim demektir. Ve biz dikey değişimi delta y ile buradaki üçgen arkadaşlar Yunan alfabesinde büyük harfle delta anlamına gelir. Delta y bölü delta x şeklinde yani y'deki değişimin x'teki değişime oranı diye tanımlıyoruz. Bakın hemen şimdi aşağıda grafiğimizi de gösterelim. Bir tane doğrumuz var ve bu doğru üzerinde iki tane nokta aldık. Noktalardan bir tanesi P1, X1, diğeri ise P2, X2 noktası. Şurası da P2, X2 noktası. Bu iki noktadan evet zaten tek doğru geçiyor. Siyah bir doğrumuz var. Bu doğrumuzun eğimini hesaplarken bakın ne yapıyormuşuz? Dikkat ederseniz şu P2 noktasının koordinatlarına bakacak olursak y ekseninde bir dik çizgi çizdiğimde y ekseninin geçtiği yer neresidir? y2'dir, değil mi? Ondan sonra aynı şekilde P1 noktasından gene y eksenine dik bir böyle doğru çizdiğimde y ekseninin kestiği nokta neresidir? y1'dir. Bakın y2 ile y1'in arasındaki mesafe ne kadar bir mesafe var? Aradaki fark kadar y2'den y1'i çıkartıyoruz. Burada y2 y1'den arkadaşlar büyük ve pozitif bir sayı. Onu da belirtelim. Benzer şekilde x1 ve x2 nedir dersek p2 noktasından x eksenine bir dik indirdiğimiz zaman x eksenini kestiği nokta neye tekabül eder? x2 absisine tekabül eder. Benzer şekilde p1 noktasından da
Gene x eksenine bir dikey doğru çizdiğimizde bunun x eksenini kestiği nokta x1'e karşılık gelir. X1 ile x2'nin arasındaki fark da x2 eksi x1 ile gösterilmektedir arkadaşlar. Peki biz bu doğrunun eğimini nasıl hesaplıyoruz? Biz bu doğrunun eğimini şöyle hesaplıyoruz. Tekrar edelim. Y'deki değişimin yani delta y'nin delta x'e oranı. Y'deki değişim ne kadar? Y2 eksi y1 kadar. Yani yükselti dediğimiz ifade kadar. Peki x'deki değişim ne kadar? X2 eksi x1 kadar. Arkadaşlar bu ikisinin oranına biz bu doğrunun eğimi diyeceğiz. Burada şunu çok soruyor öğrenciler. Arkadaşlar diyorlar ki hocam ben şöyle yazabilir miydim bunu? Y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 de yazabilir miydim? Kesinlikle yazabilirsin. Nereden söylüyorum? Peki bunu nasıl söyleyebiliyorum dersen de gösterelim. Bak şimdi m eşittir. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ya. Doğru mu? Ben ikisini de pay ve paydayı eksi 1 parantezine alırsam o zaman burası yukarısı pay y1 eksi y2 bölü payda da eksi 1 parantezine alınırsa x1 eksi x2 olur mu? Olur. Eksi 1 ile eksi 1 sadeleşebilir mi? Kesinlikle sadeleşebilir. Çünkü onlar nedir? Sıfırdan farklı iki tane sayıları sadeleştirirsin. Sonuç ne olur? Y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 olur. Doğal olarak eğimi yazarken hangi noktanın absisine, hangi noktanın ordinatını önce yazmamız önemli değil. Önemli olan ne? Şunu yapmamak, şunu kesinlikle yapmayın. Mesela şöyle y1 eksi y2 diyorsan aşağıda x2 eksi x1 asla deme. Bu eğim tabii ki olmayacaktır. Sizin için arkadaşlar GeoGebra'da orada uygulamalı interaktif olarak görebileceğiniz hem yükseltiyi hem uzantıyı farklı doğrular için görebileceğiniz interaktif grafikler hazırladım. O grafiklerin linklerini de bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan giderek benim oluşturmuş olduğum grafikler üzerinden ne yapabilirsiniz? İstediğiniz doğrunun eğimini rahatlıkla hesaplatabilir. Hatta doğrunun grafiğini de, doğrunun denklemini de buldurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sayısal örneklere başlayalım arkadaşlar. Tanım verdikten sonra ilk örneğimize bakalım. İlk örneğimiz P1 1'e 3, P2 11'e 5 bu sıradakilerden geçen doğrunun eğimi nedir diye sormuş bize. Hemen eğim formülümüzü yazalım. Eğim y'deki değişimin x'deki değişimi oranına eşitti. Y ilk başta kaça eşitmiş? 3'tü. Sonra kaç olmuş? 5 oldu. Peki x'deki değişim ne kadardı? X ilk başta 1'di. Sonra 11 oldu. 3'ten 5 çıkarsa eksi 2. 1'den eksi 11 çıkarsa eksi 10. Ve cevap kaç çıkar? 1 bölü 5 çıkar. Demek ki bu doğrunun eğimi kaça eşitmiş? 1 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi soruyu şöyle soracağım. Farklı bir şekilde soracağım soruyu. Diyeceğim ki ondan sonra eğer bu doğru üzerinde x bir birim artarsa y'deki değişim kaç birim olur diye soracağım. Ve bunun için de ne yapmamız gerekecek? Tabii ki eğimi kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Neden eğimi kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar eğim neydi? Y'deki değişimin x'teki değişime oranıydı. Y'deki değişimin x'teki değişime oranıydı. X bir birim arttığına göre delta x kaça eşittir? 1'e eşittir. Delta x 1'e eşittir. Eğim kaçtı? Eğim de 1 bölü 5'ti. Ve eğimin biz neye eşit olduğunu biliyoruz. Y'deki değişimin x'teki değişime eşit olduğunu biliyoruz. Delta x 1 olduğuna göre buradan delta y bölü 1 eşittir 1 bölü 5. Ve yani delta y kaç bulunur? 1 bölü 5 bulunur. Demek ki
X bir birim artarsa, x bir birim artarsa y de kaç birim artıyormuş? Y de arkadaşlar 1 bölü 5 birim artar diye söylüyoruz. İkisi de aynı yönlü hareket ediyorlar. Yani x artınca y de artıyor. Tersine x azalırsa y de azalıyor. Çünkü eğim pozitif. Bakın şimdi bana verilen bu noktaları kullanarak doğruyu çizdim. Dikkat ederseniz pozitif eğimli olan bir doğru. Kırmızı olan doğrumuz 1'e 3 ve 11'e 5 noktadan geçen doğru arkadaşlar. Ve şuradaki mesafe delta y'yi gösteriyor. Şuradaki mesafe ise delta x'i gösteriyor. Delta y burada kaça eşit? Delta y arkadaşlar 2'ye eşit. Peki delta x kaça eşit? Delta x de arkadaşlar 11'den 5 çıkarsa 10'a eşit. Ve arkadaşlar delta y'nin delta x'e oranı da kaça eşit? Delta y'nin delta x'e oranı da kaça eşit? 1 bölü 5'e eşit. Bakın pozitif yönlü. Eğer x'ler artarsa, x'ler bakın sağa doğru, x eksi üzerinde sağa doğru artıyor. Bu sefer y'lerin de bakın doğrumuzun yönü kuzey doğuya doğru olduğu için doğru yukarı doğru çıktığına göre x'ler arttığında bunun anlamı nedir? Y'ler de artar. Gerçekten de bakın x eksenin üzerinde siz hareket ettikçe, sağa doğru hareket ettikçe bakın ne oluyor? Y'ler de yukarı doğru hareket ediyor. Y'ler de ne yapıyor? Giderek büyüyor. Bakın 1'e 3 neyle başladım? 1'e 3 noktasından başladım. İşte 6'da şuradaki sayı kaç tekabül ediyor? Şu an tabi tahmin etmem mümkün değil ama ne yapıyorum? 1'e 3 ile başladım. 11'e 5 ile devam ettim. Bakın x 1'den 11'e arttı. Y de 3'ten 5'e arttı. X arttıkça ne oluyor? Bu doğru üzerinde y'lerde ne yapıyor? Y'lerde artıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Ve bu örneğimizde de bu sefer neyi soruyoruz biz? Bu örneğimizde de gene bir eğim soruyoruz. Bakalım. Demiş ki P1 eşittir. P1 noktası eksi 1, 4 koordinatlarına sahip. P2 noktası da 2, eksi 2 koordinatlarına sahip. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir diye soruyor. Şimdi yapacağımız şey şu. Ben size eğimin formülünü yazacağım. Y'deki değişimin X'teki değişime oranı diye yazacağım. Yazdıktan sonra da sizden rica ediyorum. Burayı durdurun ve hesaplayın lütfen. Sonra da benimle aynı sonucu buldunuz mu diye kontrol edin. Durdurduk arkadaşlar. Ben de sorumu çözüyorum. Delta y. Y ilk başta ne kadardı? 4 birimdi. Sonra ne kadar oldu? Eksi 2 oldu. 4'ten eksi 2 çıkartıyorum. Bölü x ilk başta kaçtı? Eksi 1'di. Ne kadar oldu? 2 oldu. Bakın 4'ten 4 eksi eksi 2 4 artı 2 olur. Eksi 1 eksi 2 de eksi 3 olur. Burası 6 bölü eksi 3'ten cevap kaç çıkar? Eksi 2 çıkar. Bu doğrunun eğimi kaça eşitmiş? Eksi 2'ye eşitmiş. Siz de eğer benimle aynı sonucu bulduysanız harikasınız. Bulamadıysanız da hiç üzülmeyin. Hata yaparak ne yapacağız? Öğreneceğiz. Hatamızı burada kontrol edeceğiz. Ne hatası yaptık? İşlem hatası mı yaptık? Başka bir hatam yaptık diye ona göre doğruyu bulacağız. Hata yapmazsak zaten ne yapamayız? Doğruyu da öğrenmemiz zor olur arkadaşlar. Şimdi gene soruyu şu şekilde soracağım. Bu doğru üzerinde diyeceğim. Bu doğru üzerinde x bir birim artarsa y kaç birim ne yapar? Y kaç birim değişir diye soracağım. Ve sorduktan sonra da hemen bunu hesaplayalım. Eğim kaça eşitti? Eksi 2. Eksi 2 bölü eksi 2 eşittir. Delta y bölü delta x'ti. Peki burada delta x'in kaç olduğunu söylemişim. Delta x'in 1 olduğunu söylemişim. Öyleyse eksi 2 eşittir delta y bölü 1'den. Delta y kaç çıkar? Delta y eşittir eksi 2 çıkar. Peki bunun anlamı ne? X bir birim artarsa y de 2 birim ne yapar? Azalır. Y'deki değişim negatif. Yani y azalıyor. X bir birim artınca
2 birim azalıyor arkadaşlar. Bunlar zıt yönlüler. Zıt yönlü ilişki, yani ters yönlü bir ilişkiye sahipler. Ters yönlü ilişki ne demek? X artarken ne yapıyor? Y azalıyor. X azalırken Y ne yapıyor? X azalırken de Y artıyor. Bakın şimdi grafiğine de bakalım. Grafiği de görüyorsunuz. Az önceki grafikteki farkına da lütfen dikkat edin. Az öncekinin aşağıda 3. bölgede başlamıştı ve 1. bölgeye doğru devam ediyordu. Yani kuzey doğuya doğru gidiyordu. Bu ise nerede başladı? 2. bölgede başladı. Burası 2. bölge. 2. bölgede başladı. Yani bizim grafiğimizin hani başlangıç noktasını 2. bölgeye düşünecek olursak 2. bölgeden ne yapıyor? Aşağıya doğru, yani güney doğuya doğru gidiyor. Bakın X'ler büyüdükçe, X'ler büyüdükçe Y'ler azalıyor. X arttıkça Y azalıyor. Bunu grafik üzerinde çok rahatlıkla görebiliriz. Bakın burada X eksi 1'di. İlk önce X eksi 1'e eşitti. Sonra X kaça eşit oldu? X 2, 2'ye eşit oldu. Eksi 1'den 2'ye ne var? Artış var. Eksi 1'den 2'ye ne yaparsın? Artarsın. Öyle değil mi? X'ler X, eksi 1'den 2'ye arttı. Peki Y'ye bakalım. Y ne oldu? Y ilk önce 4'e eşitti. Sonra kaç oldu? Sonra eksi 2'ye eşit oldu. Burada Y ne oldu? 4'ten eksi 2'ye ne yaptı? Azaldı. Ve bu azalmanın oranında ne kadar? Yani delta Y bölü delta X'e kaça eşit? Arkadaşlar eksi 2'ye eşit. Eksi 2 diye bulmuştuk. Eksi 2'ye eşit. Yani bu doğrunun eğimi kaçmış? Eksi 2'ye eşitmiş diye arkadaşlar söylüyoruz. Söylüyoruz. Eksi 2'ye eşitmiş. Pekala. Bir de özel durumlar var. Özel durumları inceleyeceğiz. Özel durumlar nasıl durumlar? Bir önceki dersimizde dik doğruları ve yatay doğruları incelemiştik. Acaba dik bir doğrunun eğimi nedir? Yatay bir doğrunun eğimi nedir? Onlara bakacağız arkadaşlar. Hemen onunla ilgili de örneklerimize geçelim. Evet, şimdi özel durumlarla ilgili örneklere geçtik. Örneğimiz P1 eşittir eksi 3, 5, P2 11'e 5 noktadan geçen doğrunun eğimi nedir diye soruyor. Arkadaşlar gene yapacağımız işlem şu. Formülümüzü unutmayalım. Y'deki değişimin X'deki değişimi oranı. Y kaçtı? 5'ti. Sonra tekrar kaç oldu? 5 oldu. X kaçtı? Eksi 3'tü. Kaç oldu? 11 oldu. Ve 5 eksi 5, 0 bölü eksi 3 eksi 11 eksi 14. 0 bölü eksi 14 kaça eşit? 0'a eşit. Y'de bir değişim yok. Y'de bir değişim yokken X değişmiş. O yüzden de bu doğrunun eğimi 0'a eşittir. Peki bu doğru nasıl bir doğrudur? Arkadaşlar bu doğru çizecek olursanız X eksenine paralel olan veya bir başka ifadeyle Y eksenine dik olan yatay bir doğrudur. Bakın Y eşittir 5. Y eksen üzerinde 5'ten geçen ve X eksenine paralel olan bir doğrudur. Bu doğrunun eğimi kaça eşitmiş? 0'a eşitmiş. Yani X ne kadar artarsa artsın Y'de bir değişim meydana gelmiyor. Yani delta X 1'e eşit olursa delta Y kaça eşit olacak? 0'a eşit olacak. Delta X 1 değil de 15 olsa da gene delta Y ne olacak? 0'a eşit olacak. Çünkü Y burada sabit. Yatay bir doğrunun doğal olarak eğiminin 0'a eşit olduğunu ifade etmiş olduk. Gelelim arkadaşlar diğer örneğimize. Bu örneğimizde de P1 1'e 4 noktası da P2 1'e eksi 8 noktası. Bu geçen doğrunun eğimi nedir diye sormuş. Hemen hesaplayalım. Yapacağımız işlem şu. Eğimin formülünü yazmak. Y'deki değişimin X'deki değişime oranını bulacağız. Hemen bulalım. Hatta siz burada durdurabilirsiniz. Y kaçtı? 4'tü. Kaç oldu? Eksi 8 oldu. Aradaki farkı alıyorum. X kaçtı? 1'di. Kaç oldu? Yine 1 oldu. 4'ten 8 çıkarsa, eksi 8 çıkarsa sonuç 12. Aşağısı ise 0. 12'nin 0'a bölümüne tanımsız arkadaşlar, tanımsız olduğu için bu doğrunun eğimi
artık arkadaşlar tanımlı değil. Bakın kimi öğrencilerimiz şöyle bir hataya düşüyorlar. 12'nin sıfıra bölümünü sonsuz diyorlar. Hayır. 12'nin sıfıra bölümü sonsuz değildir. 12'nin sıfıra bölümü tanımsızdır arkadaşlar. Sıfıra bölme çünkü tanımlı olmadığı için tanımsızdır. Lütfen buna dikkat edelim. Peki bu doğru nasıl bir doğrudur dersek bakarsak. Bu doğru arkadaşlar hemen gösterelim. Bakın 1'e eksi 8 ve 1'e 4 noktalarından geçmişti. Dik bir doğrudur. Absis hep 1. X ekseninin üzerinde 1 noktasından geçen, X ekseninin dik olan bir doğrudur. Yani dik bir doğrunun, X eksenine dik olan bir doğrunun eğimi tanımsızdır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, değerli vaktinizi ayırıp dersimi dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla, esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.